Merhaba, ben Engin Demiroğ. Bu eğitimde sizinle kurumsal mimarlar için etkili veri tabanı tasarımı nasıl yapılır bu konu hakkında konuşacağız. Aslına bakarsanız günümüzde artık nesnel programlamanın önemi gayet iyi biliniyor. Tabii ki bunun anti düşünceleri de mevcut. Fakat nesnel programlama genel olarak bizim için oldukça fayda getiren bir mimari, bir kodlama tekniği, nesnel programlama. Şimdi tabii kodlama tarafında biz bunları çok güzel yapıyoruz. İşte inheritance'lardan yararlanıyoruz, kalıtımlardan, arayüzlerden yani interface'lerden, soyut sınıflardan, abstrak sınıflardan yani yararlanıyoruz. İşte bir sürü tasarım desenini kullanıyoruz, polimorfizm yapıyoruz, yazılım geliştirme prensiplerine solide uyuyoruz hepsini çok iyi biliyoruz günümüzde veya belli seviyede bunları kodluyoruz. Fakat benim sıklıkla geliştirilen uygulamalarda gördüğüm hatalardan en temeli veri tabanı maalesef nesnel olarak modellenmiyor. Yani aslına bakarsanız şeyde kodlama tarafında bunu yapıyor ama nedense veri tarafın veri tabanı tarafında bunu gerçekleştirmiyor. Bunun genellikle ben e, bununla ilgili fikrim, e, ben bunu genellikle şundan kaynaklandığını düşünüyorum. E, geliştiriciler, aslına bakarsanız kodlama tarafında kendilerini geliştiriyorlar, fakat veri tar tabanı tarafında genellikle, bu herkes için geçerli değil tabii ki. E, sadece eksiğiniz varsa üzerinize alın lütfen. Genellikle veri tabanı tarafında ezbere ilerliyorlar. Yani ilişkisel bir veri tabanı oluşturalım. İşte bu müşteriler olsun, bu da siparişleri olsun şeklinde bir yaklaşım gerçekleşiyor. Fakat genellikle orada yapılan, yani veri tabanı tarafında yapılan programcının programlamayı o an için kendince kolaylaştırmak için yaptığı tasarımlar genellikle projede bir müddet sonra büyük veri kaçaklarına sebep oluyor verinin yönetimi için ayrıca efor sarf etmemize sebep oluyor. Bu açıdan arkadaşlar ben bu eğitim boyunca sizlere e, öyle açıkçası e, teoriye çok fazla girmeden aslında teoriden beslenerek tabii ki hani teorik konularla sizi boğmadan e, bunun gerçek bir örnek üzerinde nasıl yapılacağını senaryoyla gereksinimi vererek, gereksinimin kabul kriterlerini vererek ve en nihayetinde ortaya e, neden öyle yaptığımızı dahil ispatlayacağımız bir model çıkararaktan bir çalışma gerçekleştiriyor olacağız bu eğitimde. Gelin hep beraber bunu tasarlayalım ve eminim eğitim bittiğinde büyük ihtimalle e, veri tabanı tasarımına bakış açınızı değiştireceksiniz. Zaten bunu yaptığınız zaman Kendinize de bir şey katmış olacaksınız. Ha Bunun dışında tabii ki gerçekten benim aktardığım yöntemleri biliyor da olabilirsiniz. O açıdan öyle bir durum olursa tabii ki eğitiminizi hemen iade edebiliyorsunuz. Fakat ben genel olarak bu eğitimi verdiğim ortamlarda bunun faydalı olduğunu gördüm.